Perdu un peu de même. Şu anda çalışıyoruz işte, evimizin harçlığını falan, ufak tefek masrafımız çıkarıyoruz. Yan gelirimiz tarlamalı. Tarlamıza yetiştiriyoruz. Beraber yapıyoruz, üretiyoruz ama tabii ki ölmek üzere. Şöyle ölmek üzere ki teknoloji mesela bazı şeyleri yararlı da var, zararlı da var. Plastik sübükeler çıktı, fırçalar, elektrik sübükesi derken. Ama bunlar da tabii ki kullanılıyor gene balkonlarda. Hanımlarımız balkonlarda, harmanlarda sürmeye devam ediyor. Kullanılan bir şey, el sanatı. Elimizden geldiği kadar bitirmemeye çalışıyoruz ama tabii ki şimdi eskisi kadar gitmiyor, harcaması yok yani. Bu meslek bize komşulardan, bir vatandaş komşumuzun bir tanesi öğrenmiş. Bunu babadan atadan değil yani, bu meslek sonradan gelme. Biz de ondan görerek, üzüm üzüme baka baka kararıyor tabii ki, onun adamı görerek bu ilerledi. Baba mesleği değil, babamızın mesleği tarla, çiftçilik üzerineydi. Biz de bunu gördük, tarlamıza ektik, baktık oluyor, işte hazırlığını falan yaptık, baktık sübüke olarak bunu kullanmaya başladık. Komşular da devam etti, herkes birbirine görerek bu meslek biraz çoğaldı. Ama şu anda yapan yok daha. Neden? Çünkü bizden sonra daha yapan olmaz. Çünkü benim çocuklarım okudu, üniversiteye gitti, memur oldu. Bunu hiç eline almadı. Bizden sonra biter yani, yapacak nesil yok. Yapmıyor yani. Ben de babamdan kalmadığı için ben komşularda öğrendim, okumadım. Gurbetine gidemediğimiz, tarlada burada bazı evimizde kaldığımız için mecbur devam ettik. Ama bizden sonra nesil kesinlikle yok yani. Yapamaz. Önce ben kendim yapıyordum. O zaman biraz daha küçüktü bu. İşte ben başlı işlerini yapınca o ufak tefeklerine yardım ediydi. Sonra kavradı, öğrendi. Beraber yapmaya başladık. Sonradan öğrendi. Pazarcı işi bu. Köylü pazarında, mesela Ünyen mıntıkalarında köylülere, pazarlara veriyoruz. 3-5 bağ, işte 10 tane, 20 tane böyle pazarlıyoruz. Çünkü gitmiyor daha, çünkü az yapıyoruz yani. Yani şöyle bir şey, mutfak masrafımız daha alabilir desek yalan olur. Ama alışmışız, bir mesleğimiz olmadığımız için haftanın işte bir günü, iki günü hava yağmurluğunda, diğer günleri arazimize gidiyoruz, çalışıyoruz. Fındık bahçemiz var, tarlamız var, çalışıyoruz. İşte abi boş zamanlarda yani yakındır biz de bırakacağız yani bu mesleği. Çünkü satılmıyor, gitmiyor daha yani. Şimdi bu sübükenin ilk başlangıcı tabii ki tarlaya ekimle başlıyor. Tarlada bir zaman sonra çapalama işi oluyor. Çapalamadan işte belli bir boya geldiği zaman bunu ekim biçme zamanı oluyor. Mesela alet yok, elle yapıyoruz, orakla biçiliyoruz. Taraması var bunun, ucundan tohum kısmı var, onları elle tarıyoruz. Tarama yapıyoruz, kurumaya şey yapıyoruz, kurutuyoruz. Kuruyandan sonra böyle elimize alıp işte imalete sürüyoruz. Elden geçiyor, bu 3-4 defa elden geçiyor. Bak gördüğünüz gibi ufak da, kolay da bir iş değil yani. Şimdi pazarlaması işte 20-30 tane falan sipariş oluyor. Ona göre, siparişe göre yapıyoruz. Pazarlama işi böyle eskisi gibi daha şey yapmıyor yani, gitmiyor. Gitmediği zaman pazarlarda işte geliyor, biz götürüyoruz. Günlük yapabileceğim oldu, ben tek gene çalışırsam yapacağım olduğum 10 tane. Çünkü elden çok geçiyor bu, emeği çok. Birader yardım ettiği için işte 20-30 oluyor, 20 olur, 25 oluyor günlük. Belli olmuyor yani. Ama emeği çok bunun, elden çok geçtiği için. Yani bir kişinin de yapacağı olduğu bir şey değil. Ben bunu tek gene baştan sona da kendim yapsam vallahi 10 taneyi ancak pazara çıkarabiliyorum, 10 taneyi. Çünkü elden çok geçiyor. 3-4 defa elden geçiyor. Biraz da zor bir şey yani, ot yoruyor bizi.